Evet sevgili seyirciler, Minas'tayız. Biz bu hafta Minas'ta Muğla Kültür Balıkçılar Derneği Başkanımız var. Sayın İhsan Bozan'la beraberiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz bizlere? Sağ olun. Tabii Muğla Kültür Balıkçıları Derneği olarak Muğla bölgesinin turizmden sonra en önemli sektörünü temsil ediyoruz. Bunu evet. Vurgulamakta fayda var. Tabii ülkemizin içinden geçmekte olduğu zor süreç diyelim. Zor süreç. Milli birlik, beraberlik şuurunun daha fazla yerleşmiş olması. Dolayısıyla üretim ve istihdam, dolayısıyla ihracat daha fazla ön plana çıkmış. Dolayısıyla da bizim sektörümüz biraz daha yıldızı bu dönemde parlayacak sektörlerden bir tanesi. Tabii maalesef dış kaynaklı ülkemizi sıkıştırmaya yönelik bir takım hamlelerin altından da başarıyla kalktığımızı görüyoruz. Bugünlerde ve bundan sonra çok daha iyi bir geleceğin ülkemizi beklediğini, bir musibet bin nasihattan evladır diye bir laf var. Bu musibet de inşallah Türk milletinin şahlanışına, ayağa kalkmasına vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da süreci çok iyi idare ettiğini ve bu süreçte milli birliğin daha fazla gerçekleşmesini sağladığını hep birlikte büyük bir Türk olarak iftiharla, gururla müşahede ediyoruz. Sektörümüz de tabii bu anlamda üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirecektir. İnşallah zaten biliyorsunuz 2023 hedefimiz 1 milyar dolar ihracattı. İnşallah bu sene 1 milyar dolar ihracatı yakalayacağız. İnşallah bundan sonra da 2023 hedefimizi artık doları anmayıp 1,5 milyar euro olarak gerçekleştirmek için her türlü gayreti göstereceğiz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında diyelim, evet, icraat evet. planında su ürünleri kapasitesinin arttırılması gibi bizim önemli ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz çok hassas bir noktayı programa dahil etti. Kendisine müteşekkiriz bu anlamda. İnşallah bize 2002'den bu yana verilmiş olan desteğin de layıkıyla yerine getirildiğini inşallah Türk milleti su ürünleri sektörü anlamında gözlemleyecektir. Bize olan güvenin bu anlamda da altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Bu eylem planında su ürünlerine verilecek olan destek nasıl bir planlamayla çıkılacak mesela? Efendim aslında bizim sektörümüz güçlü bir sektör. Evet. Ülkemizin olduğu gibi. Biz artık bu nakit desteklerden falan bahsetmiyoruz. Zaten devletimiz sektörün gelişmesi için özellikle modernize olması ve açık denizlerde üretim yapabilmesi için yıllardan beri gereken desteği veriyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği destek tamamen yeni alanların üretime açılması. Biliyorsunuz dünyada su ürünleri sektörü en hızlı gelişen sektörlerden bir tanesi ve gıdaya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz denizlerdeki popülasyon, balık popülasyonu azalıyor. Kültürden elde edilen çiftlik balığı diye tabir ettiğimiz ürünün miktarı her geçen sene artıyor. Tabii Türkiye'nin burada söz sahibi olabilmesi için daha fazla üretmesi lazım. Evet. Daha fazla, daha farklı türlerle de bunu desteklemesi lazım. Malumunuz bizim üretim sahalarımız dolu. Özellikle evet. bu bölgedeki üretim sahamız, İzmir'deki üretim sahamız, Aydın'daki üretim sahalarımız dolu. Yeni alanlara ihtiyaçlarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu biliyor. Dolayısıyla sektörün kapasitesinin arttırılabilmesi için yeni üretim sahalarının açılması lazım. Bu anlamda bize mihmandarlık yapıyor sağ olsun kendileri. Bu alanlar açıldığı takdirde de işte zaten bunun çeşitli basın kanallarında da anlatmaya çalıştık. Mesela Mersin'in özelinde 60 bin tonluk yeni bir kapasitemiz var. Bu yavaş yavaş üretime açılacak. Ve bu 60 bin ton kapasite de toplamda nereden baksanız en az ilave bir 5-6 bin kişilik daha bir istihdam demek. 200-250 milyon euro daha ihracat demek. Yani tabii yani biz bu memleketin üretime ihtiyacı var. Evet. Malum cari açığımız maalesef bir türlü önlenemiyor. Bunları yaparsak, üretirsek, ihraç edersek ve hep birlikte
Yani şahsi menfaatlerimizin değil, milli menfaatlerimizin peşinde koşarsak bunları bu cari açığı kapatmamamız için bir sebep yok. Yani Türkiye biliyorsunuz coğrafya olarak harika bir ülke. İnsan kalitesi, ben dünyanın çeşitli yerlerinde biliyorsunuz iş yapıyorum. İnsan kalitesi olarak hem azim, çalışkanlık hem zeka olarak çok çok üstündeyiz insanların. Biz bir milletiz, bunu böyle bilmek lazım. Türk milleti tarihte altın harflerle kendine yer edinmiş bir millet. Başkaları gibi işte Amerika bugünlerde hani çeşitli spekülasyonlar üzerlerimize gelmeye çalışıyor. Onlar bir millet değil. Biz milletiz. Bizim kenetlenmemiz ve bir yerlere gelmemiz onlardan, başkalarından çok daha kolay. Bu mecrada olaya değerlendirildiği zaman da iyi bir liderlik, iyi bir mihmandarlıkla Türkiye'nin, Türk milletinin neler yapılabileceğini inşallah yakın vadede bütün dünyaya göstereceğiz. Bu da çok önemli. Şunu sormak istiyorum. Şimdi kültür balıkçılığında zaman zaman yanlış algılar oluşuyor. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bir de kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde, üretiminde deniz sularımızın potansiyeli nedir? Aslında tabii Türkiye gibi kendisine has denizi olan, onun dışında da 3 tane de ayrıca denizi olan, 3 tarafı denizle çevrili klasik tabirle, bir ülkede aslında su ürünleri potansiyeli yeterli miktarda değerlendirilemiyor. Tabii bunun için yeni üretim sahalarının açılması lazım. Rekabetçi ve sürdürülebilir üretim politikalarının belirlenmesi, benimsenmesi ve devam edilmesi bu yönde gerekiyor. Mutlaka Ar-Ge yatırımlarına kaynak ayrılması lazım. Biz maalesef bu konuda biraz zayıf kalıyoruz. Yani kendi kaynaklarımızın kısmını son dönemde kılıç olarak söyleyeyim özellikle belli bir kısmını Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Yeni bir Ar-Ge tesisi yaptık. Özellikle yeni türler ve maliyetlerimizi düşürücü unsurlar yönünde çalışmalar yapıyoruz. Yani bunlar yapılır. Yeni üretim sahaları da açılırsa Türkiye'nin su ürünleri üretim kapasitesi artar. Denizlerimiz, iç sularımız buna müsait. Her ne kadar iç sularımızda ısınmayla, suyun ısınmasıyla ilgili dönemsel problemler oluyorsa belki alternatif türlerle o dezavantaj da bertaraf edilebilir. Tabii kültür balığına bakış açısı maalesef ön yargılı. Çok ön yargılı. Nasıl kıracağız? Bizim şöyle örnek vereyim. Bir restorana gittim geçenlerde. Bodrum'da popüler restoranın bir tanesine. Ne balığınız var diye sordum. Çocuk saydı. Kültür balığı da var ama işte çiftlik çuprası da var ama tavsiye etmem dedi. Tabii çok kızdım. Yani şimdi o çocuk aslında o balığın ne olduğunu bilmiyor. Ama ona rağmen sırf hani daha şey olduğu için herhalde artık müşteri daha kolay etkilediğini düşünüyor herhalde ki. Jest yaptı kendine göre. Halbuki kültür balığı çok net ifade ediyorum. Denizden yakalanan balıktan daha kontrollü ortamda yetiştiği için daha güvenle tüketilebilecek bir balıktır. Orada da kusuru kendimize de aramamız lazım. Bizim demek ki kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda PR çalışmalarına biraz daha ağırlık vermemiz lazım. Tabii son dönemde bazı basın organlarında bilinçsizce sektörü karalamaya yönelik basit, ona karşı da hukuki tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Çok istemiyoruz bu tür şeyleri ama yani şöyle net olarak şunu ifade edeyim. Bizim sektörümüzdeki hiçbir firma ruhsatsız çalışmıyor. Hepsi yasal. Bütün altyapıları tamamdır. Biz denizlere gereksiz yere ekstra yük bırakan işte hatta söylemişler işte yemin %80'i doğaya gidiyor, %20'sini balık değerlendiriyor falan. Böyle bir şey olamaz. Yemin kilosu 1 eurodan daha pahalı. Ve hakikaten her türlü sertifikasyona, kalite sertifikasyonuna sahip işletmelerdir bizim işletmelerimiz. Gene bir kere daha tekrar edelim. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yani her türlü denetimden geçerek ihraç edilebilen tek hayvansal ürün su ürünleridir. Yani Avrupalı'nın, dünyanın gelişmiş ülkelerinin ihraç ithal edip de tüketebildiği ürünün Türk vatandaşımızın hayli hayli tüketebilmesi gerekir. Çünkü zaten gelip istedikleri zaman görüp ne yaptığımızı da yerinde inceleyebilirler. Ki özellikle de Minas burada çok ciddi bir pay alıyor ihracatta, öyle değil mi? Tabii sonuçta Türkiye'nin üretiminin, deniz balıkları üretiminin yaklaşık %65'i Güllük Körfezi'nde gerçekleştiriliyor. Tabi bu da hassas ve önemli bir konu. Güllük Körfezi biliyorsunuz Bodrum Yarımadası'nın bir tarafı. Yani yılda 9 milyon civarında turistin geldiği Bodrum'da biz yaklaşık 90 bin ton üretim yapıyoruz.
turizmden sonraki en büyük sektörüz. Evet. Ve özellikle 2008'deki açığa taşınma sürecinden sonra turizm sektörüyle olan diyaloglar daha pozitif gelişiyor. Evet. Çünkü artık belli koylarda menfaat çatışmaları vardı. Evet. Aynı koyda otel de var, çiftlik de var. Artık çiftlikler koyların dışında turizm sektörüne negatif bir katkısı da yok. Ve zaten biliyorsunuz TRIX dediğimiz yöntemle her sene kirlilik izlemesi yapılıyor. Şu ana kadar işte yaklaşık 2008'den bu yana bu süreç devam ediyor. Herhangi bir negatif bir bulguya rastlanmadı. Zaten rastlanması da bize göre mümkün değil. Biz canlı yetiştiriyoruz. Kullandığımız ürünler organik ürünler. Herhangi bir negatif doğaya katkısı olan ürünler değil. Dediğim gibi merak eden vatandaşlarımız hem derneğimizden gelip bilgi alabilirler. İsterlerse çiftliklerde de ne yaptığımız yerinde inceleyebilirler. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Efendim programımıza veda ediyoruz. Ayrılmayın ekranlarınızın başından. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Sektöre yön verenlerde sizleri Milas'a getirdik. Milas'ta tarla balıkçılığı nasıl yapılıyor? Bunu ekranlarınıza getireceğim. Daha önce biz yapmış olduğumuz röportajlarımızda bize çok fazla soru geldi. Tarla balıkçılığı nasıl oluyor? İşte nasıl üretim yapılıyor? Buradaki üretim nasıl değerlendiriliyor? Su oranlarımız nasıl oluyor? Bunları hep sordunuz. İşte o soruların cevaplarını şimdi tam yerinde Sayın Başkan'la beraber değerlendireceğiz. Efendim Milas İç Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üretici Birliği Başkanım var yanımızda. Şimdi başkanımla beraber biz hem üretici çiftliklerimizi de geziyoruz. Bakalım üretime dair, buradaki yapılan çalışmalara dair bize nasıl bilgiler vereceksiniz Sayın Başkanım? Çok soru aldık. Ne söylersiniz bize? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Böyle bir tanıtım. Bizim balığımızın kalitesi, sağlıklı oluşunu anlatmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bizim balığımız karada, tarlalarda açılan, tarıma elverişli olmayan, evet, arazilerde yine tarıma elverişli olmayan tuzlu suları kullanılarak ürettiğimiz bir balık. Nedir bu balıklar? Levrektir, çıpradır. Evet. Yeni yeni türlerimiz de var. Granyozdur, minekop gibi. Evet. Bunları normal kültür balığında olduğu gibi yemlemeyle ve yer altından çıkan kaynak suyunu kullanarak ürettiğimiz bir balık. Evet. Tarla balıkçılığı bölgemizde tamamen deneme yanılma yöntemleriyle gelişen bir üretim şekli. Bunun bir örneği dünyada veya ülkemizde yok. Tamamen burada yöre halkının farklı arayışlar içine girmesiyle bu tuzlu suyu nasıl değerlendiririz, bunu nasıl katma değere çeviririz düşünceleriyle, deneme yanılma yöntemleriyle kendini geliştirmiş bir üretim şekli. Bu 1985'li yıllardan bugüne kadar gelmiş bir şekil. Ama şu anda da çok iyi yerlere geldiğine inanıyorum. Birçok bölgede bu gibi girişimlerde ve faaliyette, üretim faaliyetinde bulunmak isteyen girişimcilere örnek olduğumuzu biliyorum. Çünkü bizden zaman zaman bu konu hakkında bilgi ve talep eden, nasıl yapıldığı konusunda bilgi almak isteyen birçok girişimcilerle karşılaşıyoruz ve kendilerine gerekli bilgileri vererek onların da bu işe yönlendirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Şimdi şunu da soracağım. Şimdi izleyenlerimizi de bilgilendirmiş olalım. Tarla balıkçılığında denizin, yani buradaki suyun tatlı olmadığını, buradaki suyun tuz oranından da bahsetmek istiyoruz. Çünkü evet, burada tarla balıkçılığı denildiği zaman suyun artezyen suyu, evet, ama evet, suyun tatlısı olduğunu düşünüyorlar. Evet. Bölgemizde, havzamızda diyeyim daha doğrusu, belli bölgelerde tuzlu su çıkıyor. Bu su zirai üretimde kullanılmayan bir su. Ki zaten doğal olarak biz deniz balığı üretiyoruz. Yani tuzlu suda yaşayan balıkları üretiyoruz. Evet. Bir alabalık gibi ya da tatlı su türleri gibi balıklar değil bizim ürettiğimiz balıklar. Evet. Buradaki tuzlu suyu değerlendirip ülke ekonomisine bir katkıda bulunuyor bence. Katma değer üretiyoruz diye düşünüyorum. Ülke ekonomisine de katkısı var. Peki buradaki havuzların özellikleri neye göredir? Tuz oranları ya da neye göredir? Tuz oranı tamamen yer altındaki çıkan suyun, bölgenin özelliğine bağlı. Şimdi binde 6-7'lerden binde 35-40'lara kadar tuzlu suyu olan bölgelerimiz var. Bu tamamen yer altının yapısına bağlı. Ki zaten balığımızın biraz da kalitesinin, lezzetinin sebebi de bu kullanılan su. Biliyorsunuz yer altından çıkan su doğal olarak filtre edilmiş,
süzülmüş bir sudur. Suyu da temizlemenin yegane yöntemi kum filtrelerden geçirmektir. Herhangi bir dış müdahale olmadığı sürece şu gördüğünüz havuzlardaki yetişen balıklara da herhangi bir ağır metal, insan sağlığına zararlı bir maddeyi, materyali bulmak mümkün değildir. Yani balığımızdaki kalite biraz da bundan ileri geliyor. Toprak havuz balığı, tarla balığı deniyor ama bence toprak havuz değil de tarla balığı olarak ismini kullanmak ve telaffuz etmek daha doğru diye düşünüyorum. Ancak bazı üzücü şeyler de var bu konuda. Piyasalarda satılırken maalesef doğa balığı diye pazarlanıyor. Ama bu bizim toprak havuzlarda, tarlalarda tarla balığı olarak ürettiğimiz balık. Ama kalitesini bir tüketici profesyonel bir gözle ve damak tadıyla bakmadıktan sonra ayırt etmesi mümkün değildir doğa balığından. Evet, biz mesela peki biz tüketici bunu yerken ayıramıyoruz, bu bir gerçek. Hı-hı. Peki neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tam doğal tarla balığı olduğunu anlayabilmemiz için hangi özelliğin olması lazım? Aslına bakarsanız profesyonel bir gözle bakılmadıktan sonra ayırt etmek çok zor diye düşünüyorum. Çünkü rengi, görüntüsü bir biçimi açısından doğa balığına birebir benzeyen bir balık şekil olarak. Bunu en güzelini yani üretim aşamasından pazarlama aşamasına kadar bir takibe sokup etiketlendirme sistemi gibi bir sistemle tüketiciye o şekilde biz ulaştırabilirsek belki o zaman tüketici çok daha rahat bilecektir zaman, neyi tükettiğini. Ama tüketicinin aklındaki şu soruyu da şekillendirmiş olalım. Buradaki üretilen balıklarımız yapay balık değil. Değil. Yani yemlemesiyle oluyor olsun aynı süreç denizdeki balığın yetişme kesinlikle süreci nasıl işliyorsa buradaki de kesinlikle öyle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi kesinlikle bizim ürettiğimiz balıklarda kültür balığı denince hani üretim periyodunda kısalma olabilir mi, bir oynama olabilir mi diye bir düşünce aklında yer edebilir ama doğada bir denizde, derede, ırmakta yetişen bir balık ne kadar süreçte yetişiyor ise bu balık da aynı süreçte yetişiyor. Bu yapılan yemleme ile zaten verilen yemin de kaynağı deniz ürünleri. Evet. Deniz ürünlerinden elde edilen maddelerle balık unudur, balık yağdır gibi özellikle başlıca maddeler bunlarla üretiliyor. Bunlarla üretilmezse zaten doğada geliştiğinden çok daha uzun zamanda gelişir ve ekonomik olmaz, üretici zarar eder. Şu anda bizim işletmelerimiz ruhsatlandırılmış, projelendirilmiş işletmeler. Gerekli bakanlığımız tarafından gerekli denetimleri belli periyotlarda yapılan, sular konusunda analizleri, izlemeleri yapılan işletmeler. O konuda hiç kimsenin hiçbir tereddütü olmasın. Bakanlığımız bu konuda gayet ilgili ve alakalı, ciddi konu oranda denetleniyoruz. Şöyle düşünüyorum, ilerleyen zamanlarda bu işlerin daha da çok daha detaylı ve ciddi oranda yapılacağını düşünüyorum ama geçmiş zamanlarda da bakanlığımız bu konuda gerekli çalışmaları, arşivlemeleri, bilgileri topladılar. Özellikle üniversitelerimiz akademik araştırmalar yapıldı. Yakın bir zamanda yine Muğla Üniversitesi'nden hocalarımız Kenan Güllü hocamız önderliğinde yine diğer hocalarımızla beraber toprak havuzlarda bir araştırma ve çalışma geliştirme gibi diyelim, daha doğrusu söyleyemedim tam. Bir çalışma yapılacak. Arge yapılacak ve bu suyu daha verimli kullanmak amaç. Balığı daha kaliteli yetiştirebilmek. Pazara daha kaliteli sunabilmek. Gerekli hastalık ve balığın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek, zayiatları sıfıra düşürmek gibi sonuçları olacak bu çalışmanın. Şimdi tarlalarımız, suyumuz, içerisinde balıklarımız. Peki ya pazarımız? Pazarımızda sıkıntı var maalesef. Evet. Şimdi bunun çözümü balığı birlik çatısı altında pazarlamak diye düşünüyorum. Evet. Tek elden pazarlamak. Şu anda bir kaos var ortamda. Bireysel tarzda yapılan satışlarda hem istenilen zamanda, planlanan zamanda satışı gerçekleştirmek zor oluyor. Değerinde satmak yine ayrı bir sıkıntı. Ayrıyeten tahsilatı yapmak yine ayrı bir sıkıntı. Şu anda buraya gelen alıcı, genelde İzmir haline yönleniyor bizim balığımız. Evet. Buraya gelen alıcı benim havuzdan yaptığım hasatta hangi boyda ne kadar balık çıkarsa onu almak zorunda kalıyor. Tabii tahminlere göre yapılıyor bu iş.
istediğimiz kadar değil de alıcının söylediği isteklere, talebe göre yapılmaya çalışılıyor. Ama bunun toplu hasat yapılıp bir soğuk hava deposunda bu balığın istiflemesi, boylaması, paketlemesi yapıldıktan sonra pazarlamaya çalışırsak eğer, gelen alıcı istediği gramda, gramajda, istediği kilogramda balığı temin edebilir. Ancak bahsettiğim gibi bireysel tarzda bu işlemleri gerçekleştirmek mümkün olmadığı için şu anda hızlı bir oluşum gerçekleştirip toplu bir şekilde birlik adına bu pazarlama sistemini kurup bu balıkları oralara bence ulaştırmak lazım diyorum. Evet. Eğer ulaştırırsak da zaten üretim kapasitesini çok çok daha yukarıya taşıyabiliriz. Evet. En çok sıkıntı maliyet giderlerimiz, üreticilerimiz tarafından aktarılan sıkıntılar maliyet ve pazarlayamama. Ürettiğimiz ürünün ne zaman satacağımızı planlayamama. Evet, o da önemli. O çok ciddi bir sıkıntı. Çevreden de gelen, yani balığınız toprak kokuyor mu diye bir soru. Evet, bana da o çok soruldu. Şimdi geldik o sorunun cevabına. Toprak kokuyor mu? Kokmuyor. Kokmuyor. Bunu koksa zaten doğa balığı diye bunu insanlara kaba olmasın ama yediremezler. Yediremezler. Evet, aynen öyle. Yani bunun bildiğimiz dere balığı gibi olmadığını ve bu ürünlerin, yani balıklarımızın, toprak havuzlardan çıkan balıklarımızın tıpkı deniz balığıyla eşdeğer, evet, özelliğe sahip olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım. Tabii başta da söylediğim gibi profesyonel bir gözle bakmayınca bu balığın deniz balığı mı, kültür balığı mı, evet, ya da tarla balığı mı olduğunu ayırmak biraz güçtür. Ben ayırabilirim. Üreticilerimiz, bu işin pazarlamasını yapan arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde ayırabilir ama biraz göğüs aşinalığı olması lazım. Evet. Ondan sonra ayrılır. Evet. O zaman buradan üreticilerimize bir mesaj verin. Ne söylemek istersiniz? En önemli mesajımız şu olur. Gelin birlik olalım. Evet. Birlikte üretelim. Birlikte pazarlayalım. Evet. Eğer bunu yaparsak daha çok üretiriz. Daha çok kazanırız. Evet. İstikrarlı bir şekilde, evet, ticaret yaparız. İstikrarlı, evet, bir şekilde üretim yaparız. Evet. Fırsatlar ekonomisine mi diyeyim, fırsatlar dünyasına kalmadan, evet, herkes ortak kazanmanın ne olduğunu, paylaşmanın ne olduğunu bilirse, ortak kazanmayı becerebilirsek, evet, bence bu iş çocuklarımıza miras olarak kalır diye düşünüyorum. Kalır. Evet sevgili seyirciler, zaman zaman programlarımızda organik yaşamlarda organik insanların hikayelerini, yaşam öykülerini ve başarıdaki kat ettikleri yolları ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Ve şimdi Yalıkavak'ta, Bodrum'a bağlı olan Yalıkavak'ta bir hikayeyi, çok yönlü bir hanımefendiye sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Başkanım, neler söyleyeceğiz? Evet, hoş geldiniz diyelim öncelikle. Evimize nacizane buyurup geldiniz. Bizleri gururlandırdınız. Biz de evimizin kapılarını size açmaktan ayrı bir keyif aldık. Evet, biz burada Bodrum Yörük Obası Başkanı olarak zaten daha önceki etkinliklerimizde birlikteydik. Gene çalışmalarımız her yönüyle devam ediyor. Bu yıl işte Karaova şenliklerinde bir proje içinde yer alarak Bodrum Yörük Obası, evet, onlarla birlikte güzel bir çalışma imza attı. İnşallah bu çalışmalarımız zaten devam ediyor. Ayrıca bizim Bodrum Yörük Obası halk oyunları üzerine, bunun içinde yazın ekipler, gösterilerde, evet, çalışmalarımız devam ediyor. Bizler Bodrum'da Bodrum'un kültürünü yaşatmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Her yönüyle yörük kültürünü, yaşam şartlarını, insanların kişilik özelliklerine kadar birlikteliklerimizle sunmaya, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Güzel bir gündü. İyi ki sizler de geldiniz. Evet. Bizleri mutlu ettiniz. Rumeli TV'ye ayrıca teşekkür etmek isterim. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Teşekkür. Siz ne söyleyeceksiniz Mehmet Ali Bey? Mehmet Ali Tiriş, emekli öğretmen. Evet. Bodrum Yörük Obası halk oyunları ekibine cümbüş çalıyorum. Evet. Benim için cümbüş çalmak ve Bodrum yöre türkülerini söylemek ayrı bir keyif. Evet, hep bunu araştırdım. Hatta Bodrum ve Muğla'da bir hikayesini bilmediğim bir türkü şimdiye kadar hiç çalmadım. Mutlaka hikayesinde çok önemli. Yani o türküyü
yaşayabilmek çok önemli. Bunu eğer gelecek nesillere aktarırsak, eğer gençler bizleri örnek alırlarsa çok iyi olur. Biz de bu konuda çok mutlu oluruz diyelim. Evet efendim, bir çökertme diyelim o zaman biz. Aman koptu kıyamet. Bir tezde yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Oh aman aman al bandım. Oh aman aman nal bandım, nal bandım saramadım aldandım, nal bandım saramadım aldandım. Maya gibi benim yarimin her yanları maya gibi.
Sevgili seyirciler, Balıkesir'deyiz. Balıkesir'e bağlı olan Sındırgı'ya geldik biz. Hep yıllardan beri söylemeye çalıştım, kendim Balıkesirli olduğum için. Aslında en eski kolonya üretim merkezidir Balıkesir. Hani farklı farklı illerde vardır ama aslında bu kolonyanın ta yani çok geçmişten, dedelerimizden bugüne gelen süreçte Balıkesir'in payı çok büyüktür. Nedense zaman zaman Balıkesir'in kolonyasını bir türlü tanıtmakta sıkıntı çekeriz ama hani hoşmerimi kabul ettirebildik ama gerçekten de kolonyasını mutlaka ve mutlaka ön planda tutmamız gerekiyor. Çünkü çok önemlidir diye düşünüyorum ben sektör olarak da. Çünkü şehirler üretilen ürünleriyle var ettikleri ve iç pazarda, dış pazardaki markalarıyla ön plandadırlar, önem taşırlar, önem arz ederler. O yüzden de hani Balıkesir'in kıymetini burada ayırt etmek gerekir. İşte biz de Sındırgı'da aslında 3. kuşağın şu anda yönettiği ama 1960'lardan bugüne kadar süre gelen bir kolonya imalatı üretiminin varlığını burada sizinle birlikte değerlendiriyor olacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Efendim Kertilçam Kolonyaları İşletme sahibi, aslında 3. kuşak torunu diyelim, Pervin Soyak. Efendim çok tatlı bir hanımefendi. Bize geldiğimizden beri ilgiyle, alakayla hem sorularımıza cevap vermeye çalıştı hem de bizleri yönlendirmeye çalıştı. Şimdi kolonya dediğimiz zaman aslında birçok süreçleri var. Bunları değerlendireceğiz kendisiyle ve markalaşma çok önemli. Bu markalaşmayı da ve özellikle dış pazardaki payı ne kadar alacak onu da öğreniyor olacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Siz tanıyabilir miyim? Teşekkürler. İlk önce siz hoş geldiniz ilçemize. Pervin Soyak, dediğiniz gibi 3. kuşaktan bir yana işletmeye devam ettiriyoruz. Dede mesleğimiz. Şimdi yaşımı belirtmeyeyim. Şu yaştan itibaren olmasın. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ailece devam ediyoruz. Anne, baba, kardeş ve bizimle birlikte ailemizin içine girmiş olan çalışanlarımız. 300'den fazla ürün çeşitimiz var. Bunun haricinde markalarımız var, çeşitlerimiz var ama şimdi oraya gelmeden evvel şimdi dede nereden aklına geldi? Şimdi sonuçta size anlatılan hatıralar, anılar vardır. Nereden aklına gelmiş kolonya üretimine geçmek? Dede aslında hava subayı. Malulen emekli oluyor. Daha sonrasında Kertilçam firmasını kuruyor. 50'li yılların sonunda başlıyor aslında ama 60'lı yıllarda işletmeye geçiyor. Daha sonrasında babaannemle birlikte devam ediyorlar. Şu an kendisi 33'lüydü. 66 yılında kendisini trafik kazasında kaybettik. Daha sonrasında babam 17 yaşında tekrardan işletmemize başlatıyor. Daha sonrasında annemle birlikte başlıyorlar. Bizler büyüyoruz ve daha da güzel olmaya devam edeceğiz inşallah. Ama sizde hep böyle yani dededen bu zamana gelirken hep bayanların da bir eli olmuş, öyle değil mi? Tabii, bayanlar önemli bu konuda. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bayanlar çok önemli. Evet. Şimdi şurada şunu da soralım, mutlaka bize de soracaklardır. Kertil nedir? Kertil'in kelime anlamı olarak zirve demek. Ama dedem şuradan esinleniyor. Sındırgımızın Kertil Dağları meşhurdur. Eskiden 83 yılına kadar İzmir-İstanbul yolu Kertil Mesire alanından geçiyormuş. Çam ağaçlarıyla çok meşhur bir yerdir. Gerçekten de kelime anlamını ifade eder, zirve şeklindedir. O yüzden dedem Kertil Çam ismini firmamıza veriyor. Aslında çok isabet olmuş yani, evet. Tam yerinde ve hakikaten markalaşma yolunda da hani insanların aklında da hemen kalabilecek bir isim söylerken belki zorlanabilirler, evet. Ama hafızalardan da kolay kolay çıkmaz diye logonuzu çok beğendik biz. Teşekkür ederiz. Bununla ilgili ne söylersiniz bize? Çünkü hani markalaşırken logolar çok ön planda tutulur. Logo çok önemli. Bir firma adına logoyu kullanmak, onu tasarlamak ve tüm 7'den 70'e hitap edebilmek adına çok önemli. Logo deyip geçiyorlar çoğu zaman ama aslında öyle değil. En basitten en profesyonel şekilde düşünüldüğünde logoyu şöyle düşünün. Okuma yazma bilmeyen bir vatandaşımız logodan onun hangi firmaya ait olduğunu biliyor. Logonuzu değiştirdiğinizde ya da yeni tasarımlar eklediğinizde oradaki hassas çizgiler de çok önemli. Biz bunlara çok önem veriyoruz. Bir logo çalışmamızı hani çok kısa sürelerde yapmıyoruz. Yıllara bile sürebiliyor bu. Şunu da gözlemliyorum ben zaman zaman, böyle sizin logolarınızı taklit yapmaya çalışanlar, kopyalamaya çalışanlar da var galiba ki, görüyoruz bunu da. Maalesef oluyor. Biz de şunu söylüyoruz, taklitler aslılarını yaşatır diyoruz. Evet, bu da evet. Kesinlikle. Çok isabet oldu bu da.
Şimdi sonuçta markalaşmak çok önemli diyoruz. Bu markalaşma sürecinde neler yaşandı? Hangi süreçlerden geçildi? Tabii çok kolay olmadı. Çok emek verildi. Sevgiyle yaptığımız işte zaman geldi, yaralar aldık. Zaman geldi, çok güzel noktalara geldik. Bizim en önemli öğrendiğimiz şey, babamızdan, annemizden, dedemizden öğrendiğimiz şey, pahalı olsun ama kötü demesinler. Kalite, kesinlikle. Bir markayı ayakta tutabilecek olan en önemli şey yeniliğe açık olmak ve kalite. Bizim en büyük arkasında durduğumuz fikir bu şekilde. 300 çeşidi. Şimdi bana konuştuk sizinle az önce ama en fazla gelen sorulardan bir tanesiydi. İşte bu kadar çok işte çeşit, esans özellikle nasıl elde ediliyor? İşte acaba meyvelerimi, çiçeklerimi kullanıyorlar, nasıl bu kadar yelpaze genişliyor diye onu sizden alalım. Tabii. Şimdi ham maddelerimiz var, kokulara koku veren maddelerimiz var, esanslarımız özellikle. Esans dediğimiz zaman bitkilerin köklerinden elde edilen özel ham maddeler, damıtılarak üretilen özel yağlar. Bunları kullanıyoruz. 300'den fazla çeşitimiz bulunmakta. Aklınıza gelebilecek her türlü çiçeğin kokusunu üretiyoruz, meyvelerin kokusunu üretiyoruz. Ayrıyeten özel formülize ettiğimiz özel kokularımız var. Şehribanu gibi, hazan gibi, çam çiçeği gibi, yaz yağmuru gibi birçok alternatifimiz mevcut. Siz mi koyuyorsunuz? Şehribanu mesela ne ifade ediyor? Kokularımızın hepsinin ayrı ayrı hikayeleri mevcut. O hikayeleri zaten kokuyu üretirken hikayesiyle birlikte doğuyor. Onun üzerine isimlerini de kendimiz veriyoruz. Özel formülize ettiğimiz kokuların isimlerini kendimiz veriyoruz. Şehribanu nedir mesela hikayesi? Şehribanu çiçek kokularımızdan, özellikle ilkbaharda ürettiğimiz bir kokudur. Çiçek kokularımızdan ferahlatıcı özelliğe sahip hafif bir parfümsü kokumuzdur. Şehirlerin en güzeli demek. Balıkesir'imizde şehirlerin en güzeli olduğu için Şehribanu ismini verdik. Evet. Olarak evet. Da biz bu konuda gurur duyalım o zaman diyelim. Peki şimdi dış pazarda nasıl görüyorsunuz? Sonuçta ham maddeyi dışarıdan almak zorunda kalıyorsunuz. Kolay bir iş değil. Hakikaten de sektörün içerisinde olduktan sonra zaman zaman da zorlayabiliyor. Ne söylersiniz bununla ilgili? Evet, ihracat adına çalışmalarımız devam ediyor. Gerek fason olarak gerek kertli çam üzerine. Dış görünüş her zaman önemlidir. Evet, iç görünüş kalite önemlidir ama onu sunduğumuz ürünler daha da kesinlikle önemlidir. Mesela burada görmüş olduğunuz şişelerimizden birçok alternatifimiz mevcut. Ve yeni tasarımlar, yeni ürünler birçok kez kullanıyoruz biz. Özellikle ahşap kapak lüks serimiz. Kutularımızı da görmüş olduğunuz gibi tasarımlarımız bu ürünlerimizi içermekte. Yine hazan kolonyamız farklı bir kokumuz. Sonbaharda mutlaka kullanmanızı tavsiye ettiğimiz bir kokumuz. Bu kokumuz da sonbaharda. Tabii mevsim özellikleri çok önemli. Mesela hediyelik olarak seçilen ürünlerde özellikle hangi ile gittiğini, hangi mevsimsel özellikleri taşıyadığını soruyoruz. Çok önemli. Onun haricinde plastik şişelerimiz, yine kendimize ait olan tasarımları olan plastik şişelerimiz. Bunun haricinde yine tasarımı sadece bizde olan üçgen şişe, ahşap kapaklı ürünlerimiz. Tasarımları bize ait. Şu şekilde bize ait. Özel olarak tasarımcılarımızın tasarlamış olduğu ürünlerimiz. Tabii profesyonel ellerden çıkan ürünler. Yine aynı şekilde oda parfümlerimiz sadece bizim kullandığımız, bize ait olan tasarımları olan ürünlerimiz. Bambu şişelerimiz yine aynı şekilde. Yeni daha Kurban Bayramı'ndan önce eklemiş olduğumuz yeni tasarım şişemiz. Yani şişelemek, şişenin gösterişi, ambalajı, poşetiniz, çantanız hepsi çok önemli bu sektörde. Bizim için her gün, hatta her saat diyelim, yenilik olaraktan yarına daha çok ne katabiliriz? Kendimize, özellikle müşterilerimize karşı daha iyisini nasıl yapabiliriz şeklinde çok ufku geniş bir fikre sahibiz. Genelleştirirsek eğer, yani toparlamak adına, ihracat olsun, ithalat olsun, yurt içindeki satışlarımız olsun, hepsi için birçok çalışmamız var. Her gün kendimizle yarışıyoruz. Kendimize daha çok ne katabiliriz, neler yapabiliriz şeklinde birçok çalışmamız var. Bu şekilde genelleyebilirim size. Hiçbir şey kolay olmuyor. Hiçbir şey emek verilmeden olmuyor ve sabretmeden olmuyor. Kesinlikle bir işe başladığınız zaman emek, kalite
ve o işi sevmek çok önemli. Biz severek yapıyoruz. Umarım herkes de sevdiği işi ve emek verdiği işi yapar ve herkese başarılar dilerim. Evet efendim, Bursa önümüzdeki günlerde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Size tarihi alan Tophane'den sesleniyoruz. Çünkü burayı aslında bütünleyen bir organizasyonun da içerisinde hep birlikte yer alacağız. Bir duyurumuz var sizlere. Lütfen efendim ekranlarınızın başından ayrılmayın. Önemli bir konu, önemli bir organizasyon ve önemli bir isimle beraberiz. Bursa'da zaman zaman moda etkinlikleri hazırladı. Zaman zaman Bursa'nın sosyal projelerinde yer aldı. Ama bakalım şimdi Ertan Kündeş Bey Atlas Yapım olarak farklı bir organizasyona, aslında farklı bir isme, aslında hem kızlarımızın güzelliğiyle beraber de ülkemizi güzelleştirme adına atılan bir başlangıç, bir adım, onu da değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben sıraladım ama tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda takip edeceğiz. Evet. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Ertan Kündeş, Bursa Atlas Yapım firma sahibi. Evet. Bursa'mızda birçok moda etkinlikleri, sosyal projeler, kültürel projeler yaptık. Fakat dedik ki Bursa'mızda neden bir güzellik ve zarafet yarışması olmasın? Antalya'nın var, İstanbul'da yediden güzellik yarışması var, Adana'nın markalı işleri var. Bursa'mızda böyle bir eksikliği gördük. Derken bir yola çıktık. Bursalıların, iş adamlarının ve Bursa camiasının desteğiyle büyük bir etkinliğe imza atacağız. Markamızın ismi Miss Cause of Turkey. Türkiye çapında katılım olacak, Bursa'da düzenlenecek. Elemeler ve final Bursa'da yapılacak. Bursa'mızın tarihi, kültürel, turistik yerlerini genç kızlarımızda 10 günlük kamp süresi içinde gezecek, kültürüne, tanıtımına büyük katkı yapacak. Dolayısıyla tüm iş adamlarımızın, halkımızın desteklerini bekliyoruz bu konuda. Biz burada kızlarımızı seçerken aynı zamanda kültürüne, ondan sonra gelmiş olduğu yöreye, giymiş olduğu kıyafetlere ona da bakacağız. Ona göre bir seçme yapacağız. Bursa'mıza hayırlı olsun. İnşallah bizim bu olayda büyük bir etkinlik, büyük bir marka, büyük bir proje en güzel şekilde icra etmek için çalışacağız. İstanbul partner firmalarımız var. Çetindur.com ve Vamsoy Ajans. Benim diğer firmalarım, hep beraber çalışacağız. Bursa'mızda, Bursa İstanbul arasında bir köprü oluşturup Türkiye'nin her tarafına gelecek hanım kızlarımızla birlikte bir kültür köprüsü oluşturacağız. Bir sanat ve kültürel bir olay ortaya çıkaracağız. Evet. Şimdi süreç aslında böyle dolu dolu, biz konuştuğumuz evet. zaman aslında içinde sığacak o kadar çok şey var ki. Evet. Ama bir farkındalık da yaratılıyor olacak Bursa Tabii. için. Aslında Bursa güzellerimizle güzelleşiyor olacak, öyle yani, değil mi? Yani. Evet. Bursa'mız zaten güzel bir şehir, kadim bir şehir. Bursa'mızdan tanıtım ihtiyacı var. Dolayısıyla biz de böyle bir eksiklik gördüğümüz için hem dedik Bursa'mızı tanıtalım, hem Türkiye'mizdeki hanım kızlarımızı buraya çağıralım, şehrimizi gezsinler, Emir Sultan'ımızı görsünler, Uludağ'ımızı görsünler. Cumalı Kızık, tarihi köyümüzü görsünler, su içti şelalemizi görsünler, Said Abad'ı görsünler. Bu tarihi turistik yerleri görsünler, geçsinler. Evet. Hem basın da tanıtımını yapacağız, hem medya olarak tanıtımını yapacağız. Hem de halkımız dolu dolu bir 10 günlük kamp dönemini gün gün anan izleyecek. Ananda haber vereceğiz kendilerine. Adımı attık. Evet. Artık yavaş yavaş da tepkiler gelmeye başladı. Evet. İlk izlenimleriniz nasıl? Şimdi şöyle, insanlar önce bir diyor, ya diyor işte şöyle böyle falan diyoruz ki neden olmasın? İstanbul'da Yeritan'ın güzellik yarışması yapılıyor, Antalya'da yapılıyor, olan da büyük markalar var. Neden biz yapmayalım? Biz zaten deneyim miyiz bu işte? Moda haftalığı yapıyoruz, alışveriş festivali yapıyoruz, sosyal ve kültürel projeler yapıyoruz. Dedik bu da büyük bir adım. Biz bu adımı partner firmalarımızla ekibimle birlikte aşarız. Onun için böyle bir yola çıktık. Hayırlısını inşallah elimizden geleni yapacağız. Bursa'mızda güzel bir sanatsal, kültürel bir etkinlik kazandıracağız. Ve bunun kalıcı olması için de çalışacağız. Her yıl yapacağız bunu. Evet. Her yıl yapacağız. Evet. Jüri üyelerimiz var. Önemli jüri üyelerimiz ve zaman zaman da dahil olacaklarımız evet. da olacak içerisinde. Onlar ne düşünüyor, ne söylüyor? Yani jüri üyelerimiz tabii ki zaman zaman böyle modacılar, siyasetçiler, iş adamları, kültür ve sanat alanında öne çıkmış isimler olacak bize. Bunları zaman zaman açıklayacağız. Sürpriz isimler var. Evet. Bunları zaman zaman açıklayacağız. İnanın Bursa güzelleşecek, Bursa sarsılacak. Bursa bu etkinlik çok yakışacak. Evet. Tarihlerimizi söyleyelim. 15 Kasım'da elemeler var. 15 Aralık'ta da final var. Evet. Peki
Peki bu süreç içerisinde bir duyuru yapalım. Bizi nasıl takip etmeleri lazım? Nasıl izlemeleri lazım? Buraya nasıl dahil olmaları lazım? Bu organizasyon içerisinde nasıl yer almaları lazım? Bunu Miskos of Turkey sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirler. Zaman zaman da basından ve Rumeli TV aracıyla bizi izleyebilirler. Evet. Zaman zaman da bilgilerimizi vereceğiz orada. Evet. Efendim, biz duyurumuzu yaptık, ilk adımımızı yaptık ve bundan sonrasını da zaman zaman aralıklarla ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Önemli bir organizasyon dedik, Bursa güzellerimizle güzelleşecek dedik. Aslında şöyle de şunu da ifade etmeye çalıştık. Bir kültür köprüsü de oluşacak. Çünkü ülkemize farklı illerinden gelen kızlarımız hem kendi ülke bölgelerinin, kendi illerinin güzelliklerini Bursa'ya taşırken Bursa'nın güzelliğini de sırtlanmış, üstlenmiş olacaklar. Aslında önemli bir organizasyon, bir köprüde oluşturuluyor olacak. Efendim bizleri takip edin. Sosyal medya hesaplarından olsun, bizim kanalımız ekranıyla ve yerel basın, yazılı basınla da biz bu duyurularımızı yapıyor olacağız. Ama çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir kitle hitap edecek ve bununla beraber de önemli iş adamlarımız da desteklerini bizle beraber yüklenecek. Bizle beraber bu yolu yürüyor olacağız. Çünkü önemli, herkes için çok önemli ve Bursa'nın da diyoruz ya zaman zaman böyle organizasyonları göğüslemesi gerekiyor diye hep birlikte bu güzelliği göğüsleyeceğiz. Öyle tabii, değil mi? Bir mesaj verin. Yani şimdi Bursa'mıza hep beraber katkı yapmamız lazım. Ben bu şehre 5 yaşına geldim. 50 yıldır bu şehirdeyim. Bursa'ya ben ne kadar katkı yapabilirsem diğer firmaların, diğer iş adamlarının, siyasetçilerin, iş adamlarının, medya kuruluşlarının, derneklerin de buna katkı yapması lazım. Bizim Bursa'ya bu şehre borcumuz var. Ben burada evlendim. Çocuklarımı burada büyüttüm. Burada okudum. Benim bir borcum var. Ben bu borcumu ödemek için bu etkinliği yapıyorum. Bu şehri güzelleştirmemiz lazım. Zaten güzel bir şehir, kadim bir şehir. Daha güzelsin, daha güzelleşsin. Evet. O zaman Bursa'nın ismini efendim Miss Kozov Türkiye olarak imzamızı atmak üzere bizimle beraber kalın diyoruz ve bizi takip edin. Tekrar söyleyelim yarışmamızın adını. Miss Kozov Türkiye. Evet, Miss Kozov Türkiye efendim bizi takip edin. Ege ve Marmara bölgelerinin sınırında eşsiz güzelliğiyle Sındırgı. Şifalı kaplıca suları, Kızılçam ormanlarının tertemiz kekik kokulu havası ve el değmemiş bir doğa parçasının tam merkezinde Obam Termal. Hayatın telaşından arınmak için vereceğiniz küçük bir mola sizi tepeden tırnağa yeniliyor. Huzur veren doğasıyla Obam Termal sağlığınıza değer veriyor. Temiz hava, doğal yiyecekler ve konfor dolu yaşam imkanlarıyla hayatın tadını alarak tatil yapabilmeniz için fırsat sunuyor. Yaşam kalitenizin yükseleceği, keyfinizin yerinde olacağı bu yeni dünya, zihninizi boşaltmaya ve stresten kurtulmanıza yardımcı oluyor. Ormandan gelen yaprak ışırtıları, rüzgarın esintisi ve kuşların kanat sesleri ruhunuzu dinlendiriyor. Çektiğiniz taze havayla beraber içiniz huzur buluyor.
Obam Termal. Sağlık doğasında.